Merhabalar, Kolay ve Pratik Tarifler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere hem çok lezzetli hem çok pratik, az malzemeli bir un kurabiyesi tarifim olacak. Dilerseniz malzemelerimize geçelim. Gördüğünüz gibi ben burada malzemelerimi hazırladım. Un kurabiyemiz için gerekli olan malzemeler 250 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 4 yemek kaşığı nişasta, 1 su bardağı pudra şekeri, 3,5 su bardağı unumuz var burada. Malzemelerimiz bunlardı. Dilerseniz yapımına başlayalım. Şöyle gördüğünüz gibi elime bir yoğurma kabı aldım. Yoğurma kabının içerisine şimdi tereyağımı, sıvı yağımı ve pudra şekerimi güzelce alıp güzel bir şekilde yoğuracağım. Evet, şöyle gördüğünüz gibi malzemelerim güzel bir şekilde birbirine geçti. Şimdi ise içerisine 4 yemek kaşığı nişastamı ve 3,5 su bardağı unumu kontrollü bir şekilde içerisine ilave edip yoğuracağım. Şöyle gördüğünüz gibi un kurabiyemizin hamuru şu anda hazır. Şimdi güzelce yapımına geçebiliriz. Gördüğünüz gibi hamurumdan bir parça aldım. Güzelce bu hamuru şimdi rulo haline getireceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar rulo haline getirdikten sonra çatalla güzel bir şekilde şekil vereceğim şimdi her tarafına. Şimdi ise büyüklüğünü siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben bu büyüklükte güzelce kesip tepsime alacağım. Das habe ich nicht. Şöyle tepsinin içerisine aldım. Diğerlerini de hepsini böyle yapıp tepsinin içerisine alacağım. Evet, şöyle gördüğünüz gibi kurabiyelerimiz artık hazır. Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında 10 dakika kadar güzelce pişireceğiz. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi kurabiyelerimiz çıktı artık fırından. Ben şimdi kurabiyelerimi güzelce soğumaya bırakacağım ve daha sonrasında biraz da süsleyeceğiz. Gördüğünüz gibi kurabiyelerim güzelce soğudu. Ben şimdi güzel bir şekilde süsleyeceğim. Süslemek için de 50 gram kadar böyle çikolata, bitter çikolata erittim. Fındık kırığı, fıstık ve Hindistan cevizini güzelce bulayacağım. Siz de süslemesini istediğiniz gibi yapabilirsiniz. İsterseniz böyle sade de ikram edebilirsiniz. Tadı çok güzel oluyor. O zaman hemen yapımına başlayalım. Evet, şöyle gördüğünüz gibi kurabiyelerimizi güzel bir şekilde süsledim. Şimdi bir çikolatasının soğumasını bekleyeceğim. Daha sonrasında servise hazırlayacağım. Evet, şöyle gördüğünüz gibi kurabiyelerimiz artık servise hazır. Umarım sizler de evlerinizde denersiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olup zili açıp yorum yazmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.